Eğitimhaneden herkese merhabalar. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2. dönem 2. yazı soru çözümleriyle sizlerleyiz. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz. Soruların çözümlerine başlayalım. Evet, birinci soru: aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Her soru 2 puan, her boşluk 2 puan. Birinci sorumuz: İkinci Dünya Savaşı nokta nokta yılında başlamıştır. Biliyorsunuzdur, 1939 yılında başladı. İkinci soru: İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politika nokta nokta politikasıdır. Tabii ki denge politikasını izlemiştir Türkiye. Üçüncü soru: Musul sorunu nokta nokta anlaşması ile çözülmüştür. Ankara Anlaşması ile arkadaşlar. Dördüncü soru: Yabancı okullar konusunda Türkiye'yi en çok nokta nokta diretmiştir. Fransa diretmiştir arkadaşlar. Buraya Fransa yazıyoruz. 5. Atatürk'e suikast girişimi nokta noktanın ihbarı ile bozulmuştur. Giritli Şevki'nin arkadaşlar yazacağız. Giritli Şevki. 6. Atatürk'ün ölümüne sadece Türk millet değil nokta nokta milletleri de ağlamıştır. Doğu milletleri yazıyoruz. 7. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın ve kentlerine atom bombası atılmıştır. Bunu da biliyorsunuzdur. Hiroşima ve Nagasaki. 8. İkinci Dünya Savaşı'nın başlatan Almanya'nın Başbakanı Adolf Hitler nokta nokta yılında iktidara gelmiştir. 1933 yazıyoruz buraya da. 1933 yılında iktidara gelmiştir. 9. 1950 yılında nokta nokta parti iktidara gelmiştir. Demokrat Parti yazıyoruz buraya da. 10. 1946 seçimlerinde nokta nokta oy ve nokta nokta sayım yöntemi uygulanmıştır. Açık oy ve gizli sayım yöntemi uygulandığı için açık ve gizli kelimelerini yazıyoruz buraya. Geldik B bölümüne. Aşağıdaki cümlelerin doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Her soru 1 puanmış. İlk soru bu bölümde: Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi Cavit Bey düzenlemiştir. Evet, doğru. İkincisi: Mustafa Kemal'e suikast girişimini Giritli Şevki'nin ihbarı ile bozulmuştur. Evet, bu da doğru. Üçüncüsü: Mustafa Kemal Türkiye'nin başında iken İkinci Dünya Savaşı patlamıştır. Arkadaşlar yanlış. Daha önce olmuştu. 4. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesi için Japonya ABD'nin Washington eyaletine atom bombası atmıştır. Yanlış. Tam tersi olacak. Amerika Japonya'ya atom bombası atmıştı. 5. Türkiye Dünya Savaşı sürerken mihver devletlerle beraber savaşmamıştır. Doğru. Savaşa girmemiştir. 6. Türkiye 23 Şubat 1923'te Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir. Bu da doğru. Gelelim 7'ye. Türkiye bu savaş ilanı ile birlikte San Francisco konferansına katılmıştır. Doğru. San Francisco, pardon. 8. Bu konferansa katılması ile Birleşmiş Milletler kurucu üyesi olmuştur. Bu da doğru. 9'a bakalım. 1950 yılında CHP Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kazanmıştır. Yanlış. Demokrat Parti kazanmıştı. 10. Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 05.09'da vefat etmiştir. Biliyorsunuz yanlış. 9'u 5 geç olacaktı. Geldik C bölümüne. Aşağıdaki sorulara uygun cevapları yazınız diyor burada bize. Evet, C bölümünde aşağıdaki sorulara uygun cevapları yazınız. Her soru 4 puandı. Birinci soru: İkinci Dünya Savaşı'ndaki grupları yazınız. Müttefik devletler ve mihver devletler olup iki tane grubumuz var. Buraya ne yazıyoruz? Müttefik
devletler, bir de mihver devletler. İkinci soru. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin başında kim vardı ve ne politikası izlemiştir? Arkadaşlar, ülkenin başında İsmet İnönü vardı. İnönü denge politikasını gütmüştür. Derslerinizde işlemişsinizdir. Üçüncü soru. 1946 ve 1950 seçimlerinde neler olmuştur? 1946'da arkadaşlar, 1946'da açık oy ve gizli sayım yöntemi uygulanmıştır. Ve CHP iktidara gelmiştir. Miştir. 1950 seçimlerini, 1950 seçimlerini ise Demokrat Parti kazanmıştır. Kazanmıştır arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda Atatürk'ün ölümünün küresel açıdan etkilerini yazınız diyor. Burada şunu yazabiliriz. Tüm dünya dergileri, tüm dünyada dergiler yayınlanmıştır. Dergiler yayınlandı ve Doğu milletleri ağlamıştır. Beşinci soru. Musul sorununu kim ile kim arasında idi ve hangi anlaşma ile çözülmüştür? Şimdi Musul sorunu Türkiye ile İngiltere arasındaydı. İngiltere arasında hangi anlaşmayla çözülmüştür? Ankara Anlaşması'yla. Ankara Antlaşması'yla. Evet, bu bölümü de bir şekilde bitirdik. Geldik D bölümüne. D bölümüne bakalım hemen. Burada da çoktan seçmeli sorulardan oluşan 10 tane sorumuz var. Her soru 10 puan. Birinci soru. Aşağıdakilerden hangi yıllar arasında İkinci Dünya Savaşı yapılmıştır? A 1939-1945, B 1914-1918, C 1918-1922, D 1870-1872. Tabii ki cevabımız A şıkkı, 1939-1945 yıllarında İkinci Dünya Savaşı yapılmıştır. Geldik ikinci soruya. Atatürk hangi yılda vefat etmiştir? Bunu biliyorsunuz zaten. 1938 olacak. A şıkkı burada cevabımız. Üçüncü soru. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği politikanın ismi nedir diyor. A taraflılık politikası, B ekonomik politika, C denge politikası. Evet, C olacak. Denge politikası oluyor burada cevabımız üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Musul sorununu çözen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Motrö Anlaşması, B. Ankara Anlaşması zaten yukarıda da çıkmıştı. Cevabımız B şıkkı olacak. C. Lozan Anlaşması, D. Mudanya Anlaşması değil. Beşinci soru. Aşağıdaki partilerden hangisi 1950 yılında iktidara gelmiştir? A. İttihat ve Terakki, hayır. B. Serbest Cumhuriyet Partisi, hayır. C. Cumhuriyet Halk Partisi, hayır. D. Demokrat Parti olacak cevabımız. Geldik 6. soruya. Hangi parti 1960 askeri darbesiyle iktidardan düşmüştür diyor. A. Cumhuriyet Halk Partisi, B. Demokrat Parti. Evet, cevap Demokrat Parti olacak B şıkkı.
Serbest Cumhuriyet Partisi değil, İttihat ve Terakki Partisi de değildi. Geldik 7. soruya. 7. soruda aşağıdakilerden hangisi bir Atatürk ilkesidir? A. Milliyetçilik. Evet, doğru. Milliyetçilik bir Atatürk ilkesidir. B. Sömürgecilik. D. C. Irkçılık. D. Ayrımcılık değil. 8. soru. Aşağıdaki yıllardan hangisinde TTK ve TDK açılmıştır? A. 1930, 1932 değil. B. 1931, 1933 değil. C. 1931, 1932 doğru. D şıkkı da değil arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki yıllardan hangisinde Mudanya ve Lozan anlaşmaları yapılmıştır diyor. Mudanya Anlaşması 1922'deydi. Lozan ise 1923'teydi. Bakarsanız cevaplara zaten B şık olduğunu göreceksiniz. Diğer şıklar uymuyor. 10. soru. Aşağıdaki yıllardan hangisi Ankara'nın başkent, Cumhuriyet'in ilan edilme yıllarıdır? Şimdi bir kere Cumhuriyet 1923, iki şıkka düşürmüş olduk. Bu B, C ve D şıkları olmayacak. Ankara'nın başkent ilan edilmesi, o da yine 1923 olduğu için cevap direkt olarak çıktı zaten. B şıkkı olacak. Arkadaşlar, yazılımımızı bu şekilde bitirdik. Kanalımıza abone olup desteklerseniz bize destek vermiş olursunuz. Hepinize başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir yazılı dönemi atlatırsınız. Sınavlarınızda güzel geçer, iyi puanlar alırsınız umarım. Hoşça kalın.